Pandemi döneminde biliyorsun insanlar evlere kapandı. Ben de o süreç içerisinde zamanı değerlendirmek istedim ve böyle bir çalışma içine girdim. Sonra editörlerimle görüştüm, yayın evimle görüştüm. Tabii kağıtlara gelen zamdan dolayı biliyorsun maliyetler de yükseldi. Artık hata mı yaptım, doğru mu yaptı bilmiyorum ama 3 kitabı yayınlama kararı aldık biz. Yani kararı daha doğrusu yayın evi ve ben almış oldum. Aslında iyi de oldu. Bir tanesinde özellikle oğlumla çalıştık. O resimleri yaptığında 11 yaşındaydı. Çocuk öykü kitabım Gizemli Kuyu'da. Dedim ki bu kitabın satışının hepsini sana vereceğim. Daha da tabii heveslendi. Kitabın içindeki resimleri çizip bitirmiş oldu. Öyle baba oğul ortak çalışması oldu. Ben bu kitabı yazarken oğlumu hep baz aldım. Hep oğlumdan bahsediyorum ama çocukların hayal dünyası inanılmaz. Birçok şeyim, mesela yazdığım öykülerim de dergilere gönderiyorum, işte ne bileyim birçok yerde yayınlanıyor. Oğluma okuyorum bunları. O kadar güzel yönlendiriyor ki onların hayal dünyası enteresan yani. Bazen diyorum ki ya bu çocuk çocuk değil herhalde, içinde büyük adam var herhalde. Bu bana böyle şeyler söylüyor. Ali Deniz oğlumun ismi. Ondan bazı konularda böyle sohbet ederken çok bana gönderdi. Mesela baba diyor şu cümleyi kullanma diyor. Bizim yaş grubu diyor sevmez diyor mesela onu. Ne yazayım diyorum? Şunları yaz diyor mesela. Hayal dünyalarının aslında birazcık yakaladım diye düşünüyorum. Belki ileride biraz daha düzeltmeler yapabilirim onda, eklemeler yapabilirim. Tamamen çocukların hayal dünyası aslında. Yani o kitabın içindeki geçen konular. Birçok konuda ben danışırım. Kızıma da eşime de sağ olsunlar. Eşim çok titiz olduğu için ona çok göstermemeye çalışıyorum. Bir sayfayı ben bir hafta sonra mesela düzeltirim. O yüzden çok ondan yüzleşmiyorum. Ama birçok konuda bana yani beni yönlendirendir. Ne kadar o edebiyatla, müzikle, işte sanatın herhangi bir dalıyla ilgiliysem o bir şekilde çocuğunuza yansıyor. Çocuğu sıkmadan, kendi zevkleriniz için değil, çocuğunuzun zevkleri için. Çocuk mesela şey baba, ya oğlum bak şu şeyi al, hoşuna gidecek. Hayır öyle değil, çocuk seçsin. En kötü şeyi seçse bile bırakın o seçsin. Müzik mi? Ne istiyorsa o konuda. Hani maymun iştahlı diyorlar ya, çocuk tabii deneye deneye öğrenecek. Çocuk sonuçta yani babaanne kaç yaşına gelmiş biliyor bir takım şeyleri. O yüzden suyu böyle akarına bırakacaksınız. Çocuğu da aynı şekilde, çocukları da. Çok sert alacağınız önlemler maalesef geri teper. Hadi oku, hadi işte müzik yap. Bunlar boş şeyler. Çocuk deneyilesin, görsün. Özellikle anne babadan görsün ki o yolda güzel yol kat etsin diye düşünüyorum. İşte aşk hikayesiyle başlayan bir şey aslında bu. Haziran'da şöyle biz Devlet Opera Balesi olarak her yıl Aspendos Antik Tiyatro'da bir işte bale festivali yapıyoruz. Tabii o tiyatro beni çok etkilemişti. Side de aynı şekilde biliyorsun. Side'nin de antik bir yol girişi vardır. Şimdi düzenlediler. Gene tiyatrosu vardır. Biz gençliğimizde, daha doğrusu liseyi bitirdiğimizde 11 erkek arkadaş şeye gittik. Side Antik Şehri'nde 2 kişilik bir çadırda 11 kişi kalmaya çalıştık. Tesadüf kaldığımız yerin sahibi de Ankara Mamak'ta eski bakkalımız çıktı. O bölgeyi işleten. Orada bize bir Kızılay çadırı verdi. Kızılay çadırının içerisinde biz barındık. O çadır kentlerde genelde şey vardır, pansiyonlar ya da ortak mutfak vardır. Liseden arkadaşlarımla karşılaştık. Biz böyle orada bir aya yakın otostopla bütün Antalya'yı gezdik. Şimdi burada anlattığım olayda da iki gençken orada buluşuyorlar. Benimle alakası yok yalnız olayın. Tamamen hayal ürünüdür. Orada yaz aşklarıyla başlayan bir serüven. Bu da günlük yaşantıda aslında sabahları benim internette kullandığım hem mizahi yönden derlemiş olduğum ikinci mizah kitabı oldu. Birincisi Derme Çatma İçimize Kaçan Tebessümler diye yayınlanmıştı. Bu da ikincisi hem benim hem de sosyal medyada kullanılan o sözlerin toparlanmasıyla oluşan bir kitap oldu. Onlar da destek oluyor. Ama tabii asıl olarak Devlet Opera Balesi'nde koro sanatçısı olarak görev yapıyorum, tenorum. Biz uluslararası Antalya'da Aspendos Festivali'ndeydik bundan bir hafta önce. Aida Operası ve Tosca Operası'nı
açılışı yaptık. Sonra diğer illerimize bıraktık şeyi. Ankara Operası 3 eserle gitti. Kuğu Gölü Balesi bizden sonraydı. Şimdi bugün ya da yarın kapanış konseri yapılacak. Devlet Opera Balesi'nde 34 yıldır çalışıyorum koro sanatçısı olarak. İşte emekli olup 65 yaşında herhalde bitireceğiz. Ama müzik yaşantım devam edecek. İşte beste çalışmalarım var bunun yanında. Genelde özgün müzik ve halk müziği burada yapıyorum. Türk sanat müziği, bazen pop, işte gelen arkadaşların istekleri doğrultusunda. Müzik de asıl benim tabii çalışma alanım. Yani son yıllarda inanılmaz derecede seyirci patlaması yaşadık. Balede, tiyatroda, operada yabancı adamlar 500 yıldır bu sanatın içindeler. Bizim 100. yılımızı kutlayacağız biliyorsun. Yani 80 yıldır bu Devlet Opera Balesi ya da işte operayı halkımıza tanıtmaya çalışıyoruz. Bu bile bence büyük bir aşama.